Merhaba arkadaşlar. Matematik 1 dersinin 5. ünitesi olan limit, süreklilik ve türev konusuyla ilgili bir soru çözeceğim. Sorumuz bir limit sorusu. X 2'ye giderken x kare artı 3x fonksiyonunun limitini hesaplayınız diye soruluyor. Şimdi öncelikle şuna dikkat edelim. Limit demek x değerleri limiti hesaplayacağımız sayıya yaklaşırken fx değerleri nereye yaklaşır? Şimdi eğer limitini hesapladığınız fonksiyon sürekli bir fonksiyonsa, o zaman fonksiyon değerini ifadede yerine yazarak cevabı bulabilirsiniz. Yani eğer f fonksiyonu sürekli ise, şuraya not edelim isterseniz, f sürekli ise, tabii şöyle demek lazım, f hangi noktada sürekli ise, f x eşittir x sıfırda sürekli ise, x0'daki fonksiyonun limiti, fonksiyonun x0 noktasındaki limiti, fonksiyonun o noktadaki değerine eşittir. Yani limit x x0'a giderken fx limiti f x0'a eşittir. Dolayısıyla bize sorulan limitteki x kare artı 3x fonksiyonuna dikkat edelim. Bu fonksiyon bir polinom fonksiyondur. Polinom fonksiyonlarda tüm gerçel sayılar üzerinde sürekli olan fonksiyonlardır. Dolayısıyla x kare artı 3x fonksiyonu da süreklidir. Dolayısıyla x eşittir 2 noktasında da süreklidir ve az önce ifade ettiğimiz teoremi kullanabiliriz. Şimdi ben limit x 2'ye giderken x kare artı 3x limitini bulabilmek için x kare artı 3x fonksiyonunda x gördüğüm yere 2 yazarak sonucu bulabilirim. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2. O da eşittir. 2'nin karesi 4 olduğu için 4 artı 3 çarpı 2 6 olduğu için 4 artı 6 olacaktır. Dolayısıyla 10 sonucunu elde edeceğiz. Dolayısıyla bize sorulan limit sorusunun doğru cevabı E seçeneğidir arkadaşlar.